Ersan Martin, Ersan, Ersan sırtı kaleye dönük Ersan, vuruşu ve gol! Тогда, наверное, и Роберто бы не помог. В штрафной уже мяч, и в конце концов в воротах он оказывается после удара Сесара Арс. Знаете, какая передача пяткой в исполнении. Ersan Martin, Okan sol taraftan geliyor. Ersan Martin çaprazla vuruyor ve mükemmel bir gol çıkıyor. 2-0 oldu. Ersan Martin golün sahibi. Bir de karşıladı. Ersan Martin jet pasmanı atanı sürükleyecek. Okan, Ceyhun'la oynadı. Ceyhun, Ceyhun. Ceyhun Arapası gol pozisyonunda. Ersan Martin'in 3. gol. 3. gol yine Ersan Martin. Trabzonspor gol ararken gol yiyor. Sert orta. Sekiyor kafalarda Ersan Martin ve gol. Denizli Spor. Martin önünde buldu topu. Ceza sahası. Ersan yerde buldu. Gol. Pasını aktarıyor Ali Akdeniz. Ersan Martin. Vuruşunu yapıyor ve ikinci. Efendim herkese hayırlı haftalar diliyorum. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben kendimi için şunu söylemek istiyorum. Ben aslında 6,5 aylığım, normalde 9 aylık falan değilim ama inanılmaz bir pozitif enerji var bende. Çünkü 80'e yakın program yaptım. İlk defa bir ünlü bir futbolcu bana çat kapı yaptı. Hemen onu tanıyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyim Kadir Bey, nasılsınız? Ünlü futbolcu Ersan Martin. Hoş bulduk. Ersancığım nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor, yoksun piyasada, yani oralara geleceğiz derken ben programın içerisindeki benim farklı bir formatım var, ne yapıyorum biliyor musunuz? Ersan Martin'in çocukluğuna gidiyorum. Evet. Çocukluğunda highlight miydin, nasıldın, nasıl futbolcu oldun, nerede doğdun, biraz seni tanıyalım. Vallahi ben Almanya'dan geliyorum, Almanya'da doğup büyüdüm. Futbolculuk pek alakam yoktu futbolculukla aslında, yaklaşık 12-13 yaşına kadar. Ondan sonra bir maç izlemeye gittim. Hoşuma gitti futbol, orada oynanan futbollar falan. Sonra bir takıma yazdırdılar beni. Ondan sonra bir yeteneğim olduğumu fark ettiler. Bu fiziğimden dolayı, boyumdan dolayı da. Forvet olarak. Ondan sonra Nürnberg'in altyapısına başladım. 13 yaşından. 5 sene içinde Nürnberg'in 18 yaşında profesyonel takımda oynamaya başladım. 5 sene içinde Almanya'da profesyonel oldum. Ondan sonra da tabii Türkiye transferleri başladı. Beşiktaş, sen de biliyorsun zaten Beşiktaş'tan beri tanışıyoruz. Beşiktaş, Göztepe, Denizli, Trabzon, İspanya derken futbol kariyerimizin sonuna geldik. Peki Beşiktaş olayı nasıl başladı? Nasıl teklif aldın? Yani o zaman Nürnberg'de mi oynuyordun? Nürnberg'de oynuyordum, evet. Dediğim gibi tabii 18 yaşında profesyonel takımda oynayınca başka takımların da ilgisini çekiyorsunuz. Böyle bir teklif aldım. O zaman da başkanımız Süleyman Sabah'ydı. Benim menajerimi aradılar. Teklif geldi. Biz de tabii ailece Beşiktaşlı olduğumuz için hemen kabul ettik. 18 yaşına olmama rağmen aslında çok ufak bir yaşta benim için. Hiç gelmemiştim Türkiye'ye. Türkçem çok iyi değildi. Ama tabii herkes Beşiktaşlı olmak istediği için teklifi kabul ettim, geldim. Ve zor bir zaman da geçirdim aslında Beşiktaş'ta. İlk önce bayağı bir zorluklar çektim. Hatta bir sene sonra Sirçet Bey'e kiralık verildim. Bayağı bir problemler yaşadım. Peki Beşiktaş'a ilk geldiğin zaman, o camiye gördüğün zaman korktun mu? Kesinlikle korktum ve benim bir dezavantaj oldu benim için bir kariyerimde. Direkt Hakan abiyle, Hakan Şükür'le kıyaslandım. Düşünsenize, bir Almanya'dan geliyorsunuz, daha ilk yılınız 18-19 yaşındasınız ve direkt Türkiye'nin en iyi santrforunu kıyaslıyorsunuz. Çünkü bizim fizimiz aynı olduğu için Hakan abiyle. O benim için bir dezavantaj oldu çünkü Hakan abi o zaman kendini çok kanıtlamış, gol kralı olan bir futbolcuydu. Benden de onlara yapılanları beklendi Beşiktaş taraftarı. O da benim için bir dezavantaj oldu. Yani bayağı bir problem yaşadım. İlk Beşiktaş'a geldiğinde ilk maçın hangi maçtı? Oradaki heyecan, oradaki atmosfer. Almanya'da stat başka format. Tabii ki. Yani atmosfer başka bir atmosfer. Türkiye'de başka bir atmosfer. O atmosferi şu an sana desem ki hatırlıyor musun? Kıyaslanamaz bile gerçekten. Yani Almanya'da bütün statlar full. Herkes inanılmaz bir ambiyans var Almanya'da. Yani stat ama bir Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe'nin stadıyla yani o taraftarın coşkusuyla kıyaslanamaz bile. İlk çıktığımda da zaten İnönü Stadı'na dizlerim titredi gerçekten. Çok inanılmaz bir andı benim için. İlk maçımızda kazanmıştık. Çok mutlu olmuştum. Hangi maçtı? Vallahi sanırım Ankara Gücü maçıydı. Gol var mıydı? İlk maçta yoktu ama ikinci yarı ilk maçım Beşiktaş'ta Ankara Gücü'ne attım. Orada Ankara'da stadında. Ankara 19 stadında Beşiktaş'ta. İlk golü ilk hatırlıyor musun? Nasıl bir goldü? Yani 2-0 mağlup durumdaydık. Ahmet Dursun da bizim takımdaydı. Hatta aynı evde kalıyorduk. Sen de bizim eve geliyordun. Hatta bir program çekmiştik. Bir top geldi. İki adamın arasından dönerek vurmuştum. 2-1 olmuştu.
Ahmet Ürsün 2-2 attı ve 3-2 attı. O maçtan sonra 2-0'dan 3-2 maçı galip gelmiştik ve çok mutlu olmuştum. Peki yeniye baktığın zaman futbolcuk dönemlerinde, eskiye baksam o dostluklar sende devam ediyor mu? Kimlerle görüşüyorsun sürekli? Bir de son zamanlarda gece alemindeki futbolcuları sana soracağım. Yani idmanlar bitiyor, tık kendilerini gece aleme atıyorlar. Nasıl bir şeydir bu? Yani tabii ki dostluklarım devam ediyor. Herkes de şu anda benim Beşiktaş'ı zamanındaki arkadaşlarımla hepsine görüşüyorum. Galatasaray'daki rakip olduğum futbolcularla hepsine şu anda. Zaten çoğu futbolu bıraktı ya da hocalık yapıyor, teknik direktörlük yapıyor, yorumculuk yapıyor. Hepsine görüşüyoruz. Gece alemine gelince ya futbolcu çok stresli bir iş. Gerçekten çok stresli bir iş. Yani bunu kimse... Ama Ersen güçlü olman gerekiyor. Kesinlikle güçlü olman gerekiyor ama bir yerde de şeyi atman lazım. Yani o stresi atman lazım. O gece aleminde mi? İlle de gece alemi değil yani. Türkiye'de şey de oluyor yani. İnsan kafeye gidiyor. Bir şeye gidiyor. Hemen gece alemine diye de yansılıyor. Tabii sen şeyden bahsediyorsun herhalde, o Beşiktaş futbolcunun yok, ondan bahsetmeyeyim. Yani öyle ama, bir problem yaşadı. Üzüldük tabii. Böyle bir şey yaşamasını istemezdik. Ama ben onu her şeye bağlamıyorum. Çıktı da geçen hafta, bu hafta da golünü attı. 1-0'da Beşiktaş kazandı. Kendini affettirdi. Yani dediğim gibi futbolcuk çok zor bir iş. Ve bir şekilde deşarj olman lazım. Dışarı Gökhan Töre'yi sen oradan tanıyorsun. Tanıyorum, evet. Gökhan Töre de çok yetenekli. İyi bir çocuktur yani. Yetenekli ve de çok iyi bir futbolcu. Çok da iyi bir insan. Tabii Türkiye'yi tam bilmiyor. O da yeni geldi daha. Buradaki şeyleri de öğrenmesi lazım da. Peki Ersen, Türkiye'ye geldiğin zaman farklı menajerler sizi farklı yerlere mi yönlendiriyor? Yani bir Kuruçeşme'deki, ismi söylemeyelim tabii ki, bir eğlence mekanı veya Gayrettepe'deki veya bilmem nedeki, bunları mı size ilk önce öğretiyor? Ya tabii ki öyle değil. Yani tabii ki önce biz futbolumuza konsantrıyoruz ama öyle yönlendirilen adamlar da var tabii. Hani sonuçta ünlüsünüz. Beşiktaş'ta oynuyorsunuz, Trabzon'da oynuyorsunuz. Herkes sizi bir yere çekmeye çalışıyor. Paranız var. Ama sen öyle bir adam değildin ki. Şöhretinizde. Ya ben de o hataları yaptım ama. Çünkü düşünsenize, yine gelmişsiniz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynuyorsunuz. Herkes sizi bir yere çekmeye çalışıyor falan. İlk başta ben de o hataları yaptım. Sonradan akıllandım özellikle. Ben biliyorum, bir telefonlara bazen ben bakıyordum yani. Aynen, sen bizimle yani beraber... artık bıkmıştı ya, bir yok bilmem ne. Yani farklı da şeyler, işte gel eğlenelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ya, bunlar çok basit şeyler değil mi Ersen? Tabii basit yani. Ben tabii ki şimdiki futbolcu arkadaşlarıma, gençlere bunları da tabii öğütlüyoruz yani. Kimsenin gazına gelmeyin, oraya gitmeyin, buraya gitmeyin. Dediğim gibi kesinlikle futbolcu deşarj olmalı, gece çıkmalı. Bu Avrupa'da da oluyor. Ben İspanya'da oynadım, 3 yıl İspanya'da oynadım. Orada maç yenilmişin, yenmişin, hiç şey... Ama orada edin. Bizim Türkiye gibi magazin yok ki. Kesinlikle var. Bu, yani, yani var ama futbol, bu fena bir magazin bu, yani. Evet, futbol... Kız arkadaşın, normal arkadaşın oturamıyorsun. Hemen sevgili mi bilmem ne, hemen yazıyorlar. Kesinlikle. İspanya'da maç mağlup da olsan, galip de olsan, maçtan sonra çıkabiliyorsun, eğlenebiliyorsun. Taraftarlar seni görüyor. Hiç ama bu kadar üstüne gelmiyorlar. Kesinlikle şu anda Arda'nın... Öldürü vuruşu yapıyorlar. Ölüm vuruşu yapıyorlar şu değil mi? Şu anda Arda'nın ben neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Arda Turan bizim Bayrampaşa'nın çocuğu. Tabii. Kesinlikle Bayrampaşa'dan çok rahattır. Yetiştim. Kafası çok rahattır orada. Kesinlikle gelmeyi düşünmüyordur. Çünkü dünyanın en iyi liginde oynuyor. Çok başarılı. Çok başarılı. Ben geçen yemin ettiğim, attığı golden sonra ağladım ya. Çok... Gözlerim doldu. Yemin billah ediyorum yani. Düşünsenize, Atletico Madrid takımının 10 numarası. Ve yarı finalde gol atıyor. Takım finale çıkıyor. Ve ben İspanya gazetelerinde okuyorum arada sırada, oradaki büyük gazeteleri. İnanılmaz şeyler bahsediyorlar, taraftarlar da, oradaki basın da Arda için. Biz de hepimiz gurur duyuyoruz tabii. Peki Arda ile tanışıyorsun? Tanışıyorum. Çok iyi bir çocuk. İnanılmaz. Yani inanılmaz. Bayrampaşa'da yetişmiş, o kültürü atmış. Babası bile mesela Bayrampaşa'dan başkale taşıdılarını. Sonra dedi ki ben yapamadım, tekrar oraya yaşadı, tekrar Bayrampaşa'ya taşındı babası. Ve olduğu kulübün başkanı olmuş. Arda'nın yetiştiği altın tepsi. Makel Spor Kulübü'nde yetişti o altı tepsi. Makel'i sonradan eklediler. Oranın başkanı olmuş. Ne başkanı. Güzel. Belki de şimdi yeni Arda da gelir oraya. Çocuklara şey olur. Geliyor gidiyor sürekli. Arda'nın İnanılmaz. Öyle bir şeyi mesela yok. Dışarıdan öyle görünebiliyor. Mesela ben bir futbolcu için de söylemiyorum. Emre Belezoğlu mesela. Herkes dışarıdan inanılmaz sert, agresif bilmem ne. Ama dışarıda gördüğün zaman dünyanın en iyi insanlarından, en iyi karakterli insanlardan biri olduğunu ben kendim biliyorum şahsen. Arkadaşım ve dışarıdan futbolcuları şey yapmamak lazım. Yani sadece futbolda maçlardan karakterini analiz etmemek lazım. Gerçekten dışarıda. Çünkü peki orada... sen Kadir Balık dedikleri zaman sana nasıl anlatırsın Kadir Balık? Kadir Balık tam bir televizyon adamı diyebilirim. Çünkü herkesle arası iyi olan, her futbol camiasında, sanat camiasında senin İstanbul'da tanımadığın insan yoktur herhalde. Herkesle aranın. Biraz dan mıyım acaba? İyi miyim öyle? Nasıl? Biraz dan mıyım?
Yani ben lafımı esirgemiyorum. Esirgemezsin. Yani. Herkesin yüzüne söylersin hatalarını. İyi midir sence, kötü müdür? Biz seni çok seviyoruz futbol camiasında. Herkes seni çok seviyor. Sanat camiası da öyledir herhalde. Benim tanıdığım arkadaşlarım da çok seviyor seni. Yapmacık olamıyorum. Yapmacık değilsin ve senle 5 saat otur sohbet et, hiç sıkılmazsın. Hayatı seven bir adamsın. Sohbeti de seven bir adamsın. Herkes de çok seviyor seni. Vallahi bizim ailemiz hep böyle o kadar güzel gördün sen de geldin. Evet. Çünkü sen bana çat kapı yaptın burada. Evet. Çünkü ben burada genellikle dışarı ilk oldu. Evet. Sana özel oldu. Allah razı olsun. Benim genel yönetmenimiz İlker Karaca şey dedi. Hani rica edelim buraya gelsin. Güzel bir şey oldu. İlk de olsun. Ben dedim ki kırmaz beni dedim. Allah razı olsun vallahi. Çok teşekkür ediyorum. Peki hafta sonları veya Ersen Martin'in bir gün nasıl geçiyor Ersen? Şu anda tabii futbol bittiği için başka işler de yapıyorum. Neler yapacaksın? Menajerlik falan? Menajerlik yapıyorum kardeşimle beraber. Erkan Martin'le beraber Almanya'da şeyi açtık zaten. Menajerlik şirketini açtık. Türkiye? Türkiye ile beraber işte. Ama daha çok gurbetçilerle çalışacağım. Gurbetçi futbolcuları Türkiye'ye getirmek için. Onları buraya kazandıracağım. Zaten hemen hemen her hafta sonunda gidiyorum. Maçları izliyorum Almanya'da. Ailem Almanya'da olduğu için sık Almanya'ya uçuyorum, geliyorum. Hem futbolcuları izlemek için hem ailemi ziyaret etmek için. Burada da günlerimiz işte maç izlemeye gidiyoruz. Arkadaşlarımızla görüşüyoruz, hocalarla görüşüyoruz. Programlara gidiyoruz, yorumculuk yapıyoruz. Öyle devam ediyor. Var mı peki kafanda futbolcu Türkiye'ye getirmek, görüştüğün kişiler var mı mutlaka ki vardır? Kesinlikle var ama ben şu anda daha çok altyapıyla mesela 16, 15, 16, 17 yaşındaki çocukların maçlarını izliyorum. Şimdi senden bir şey rica ediyorum. Benim babamın dayısının oğlu, Kenan abinin oğlu var, Batuhan. 15 ya. Yaşında. Sana geçen telefonla söyledim. Çok iyi golcü, evet. Çok iyi futbolcuymuş. Almanya veya buraya yazın gelecek, seyretmeni istiyorum. Onu mutlaka bir yere verelim yani. Çok iyiymiş yani. Bahsettin de bana çok iyi bir yetenek, Almanya'da doğup büyüdü. Ona buradan genç olarak neler söylemek istersin? Nelere dikkat etsin? Ne yapsın sevgili Batuhan? Şu anda Almanya'da. Evet, Almanya'da. Bence Batuhan'ın ilk önce Türkiye'yi düşünmesin. Yani kesinlikle futbolcu olmaya Almanya'da olduğu takımda, şu anda takımda olduğunu bilmiyorum ama olduğu takımda A takıma kadar çıkmaya çalışsın. Çünkü oradaki en iyi şeyi orada veriyorlar. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Eğitimini alsın. Şimdi Almanya'daki futbolcular, Türk futbolcular, gurbetçiler çok gelmek istiyor Türkiye'ye. Çünkü burada hayat güzel, paralar var. Bu para orada yok mu? Kesinlikle yok. Allah ne veriyorlar orada? Bir ekmek arası. Türkiye'deki paralar, Türkiye'de net peşinat bir kere. Almanya'da peşinat diye bir şey yok. İspanya'da ne var orada? Da, direkt mi veriyorlar? Aylık. Ben İspanya'da peşinat aylıkçı aldım. Gibi. Aylık gibi. Gel aylığı aylığını al. SSK falan yemek dahil. Fabrikada çalışıyormuş gibi ailene gidiyorsun, kartla çekiyorsun. Ama burada tabii peşinatları inanılmaz yüksek. Vergi yok, hiçbir şey yok. Yani Türkiye bu konuda cennet tabii Türkiye'de futbolcu. Peki sen o cenneti onun için mi tercih ettin? Tabii şimdi biz herkes bu işi şimdi tabii ki çok seviyoruz takımlarımızı falan ama biz tabii herkes para için yapıyor. Şimdi sen burada para vermesen tabii ki çok seviyorsun televizyonunu ama durmazsın yani. Sana ben çok... hiçbir zaman hiçbir işimde parayı düşünmedim ilk etapta. Kaliteli iş yaptığın süre içinde her para sana dönüyor biliyor musun? Ama kaliteli abi? İş yaptığın mekanda sana 5 ay 6 ay para vermezlerse. Kaliteli demek ki yapmıyorsundur. Yok o olabiliyor. Mesela benim büyük takımlarda oynayıp da 6 ay sen para almadım. Hayır Beşiktaş şimdi top oynadın. Evet. Kendini göstermeseydin ne yapardın? Mesela benim bir tane akraba var Murat Bölükbaşı. Evet. Fener'de oynadı, Trabzon oynadı. Arıyordum Hami abi ne yapıyor? İki araba varmış. Bir onunla geliyor. Nerede şimdi? Nerede olduğu belli değil. İkinci, üçüncülükte mi? Nerede? Top oynuyor. Babam aldı onu. Fener'den Trabzon'a gönderdi. Sevgili İbrahim amca, İbrahim Cevar o zaman Mehmet Ali Yılmaz başkandı. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ama tabii. Kendine bakmazsan. Tabii kesin. Anladın mı? O araba benim, bu araba senin. İşte ne bileyim o hatun benim, o bilmem ne senin yaparsan. Bence yani... İdmandan sonra mesela siz mesela idmana çıkıyorsun. Futbolcu bir güne nasıl hazırlanıyor Ersen? Onu sorayım sana. Bir kere her şey yapabilirsin. Dışarı çıkabilirsin. Kız arkadaşın olabilir. Gece alkol bile. Hani her şey yapabilirsin ama futbolcu ilk önce uykusuna çok dikkat etmeli. Yani 12'den 12 ile birazı da yatması lazım ki o gece uykusunu alması lazım. Çünkü uykusunu almadığı zaman futbolcu hiçbir şey yapamaz. En önemlisi bence futbolcuda uyku. Bunu da Türkiye'de çok az kişi yapıyor. Yok. Ben de hata yaptım bunu. İdman bitiyor, kulübe atıyorlar kendilerini. Evet, yani herkes için onu söylemeyiz. %80'miş ya. %80 onu zannetmiyorum. Para mı şımartıyor? En çok sen geziyorsun yani. Abi ben hepsini görüyorum. Çıkıyorlar evet ama. Abi. Geçen eski Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Toraman tam arkamdaydı.
Ya şimdi İbrahim Toraman tabii futbolu bırakmış artık, gezecek, ne yapacak? O kadar para kazanmış adam gezecek yani, bir şey yapamaz ki yani. Bir şey, yani. Kimse bir şey diyemez. Ne oldu? Ama, saçma sapan bir şeyce futbolu bıraktı değil mi abi? Şimdi tabii o İbrahim hala oynayabilirdi. Çok da iyi bir stoper, çok da iyi bir insan. Ama şimdi İbrahim Toraman ya da şu anda o oynayan faal bir futbolcu olsa hesap sorabilir ona Beşiktaş kulübü ya da birisi. Yani sen ne yapıyorsun, her gün çıkılır mı falan, ama İbrahim Toraman'a kim ne diyebilir ki şu anda? Kesinlikle diyemezler diyorsun. Adam. Peki Türkiye'de kaldığın dönem içinde en iyi dostlukların takımlarda kimlerdi, kimlerleydi? Hala o dostluklar devam ediyor mu? Ya tabii yani bir, futbolun en güzel şeyi ne biliyor musun Kadir abi? Şu anda mesela ben 15 tane takımda oynadım Türkiye'de. Bundan sayabilirim sana Sivas, Göztepe, Denizli, Beşiktaş, Trabzon. Yani her şehirde bir arkadaşlık, bir dostluğumuz oldu. Bu her şeyle, emniyetiyle, valisiyle, oranın hani önemli abileriyle. Şu anda mesela benim Sivas'ta ya da başka yerde bir problemim olsaydı akrabalarımın, hemen bir telefonla halledebiliyorsun. Futbol böyle her şeye ulaşabilecek bir yerden futbolda. Ama bir de bir şey söyleyeceğim. Pozitif enerjin olmazsa, bilginliğim olmazsa, dostluklarını korumazsan, sağlam yaparsan, maddiyata bilmem ne denirse o yapmacık olur yani. Aynen öyle. Dostluklarına devam, hani sadece ben futbolcuyum şimdi, ben kimseyle görüşmem, şu an zirvedeyim, şey yapmazsan ondan sonra yalnız kalırsın futboldan sonra tabii. Dostluklarını koruman lazım. Herkesle diyaloğunu iyi tutman lazım ki futboldan sonrası da var. Çünkü futboldan sonrası asıl önemli futbolcu için. Onu nasıl değerlendirir? Peki futbolcular çapkın mı sence? Futbolcu olduğun için sana soruyorum. Ya çapkın... mecbur öyle görünüyorsun. Çünkü Türkiye'de kızlar futbolculara inanılmaz ilgi gösteriyor. Yani onu ben dediğim gibi İspanya'da böyle değil, Almanya'da böyle değil, ama Türkiye'de kızlar, genç kızlar özellikle futbolculara inanılmaz ilgi gösteriyor. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Benim iki tane kızım var biliyorsun. 14 evet. yaşında, 9 yaşında. Allah bağışlasın. Ben de çok geziyorum. Eşim her zaman benim desteğim. 17-23 yaş kızlara inanmak, anlamak mümkün değil ya. 60 yaşına dedemlerle geziyorlar. Hmm. Anneler, babalar diyorum, ne olur diyorum, biraz kızlarınıza bir yere gönderirken de ki kızım orada mısın, onun annesiyle konuş. Sonra üzülüyorsunuz. Şimdi ona sizler oluyor. O konuda biraz şey katılıyor futbolcularda mesela. Evde baba, amca, dayı, herkes futbolcu, futbol izliyor, televizyonu izliyor. Galiba genç kızlarımız da o zaman futbolcuları biraz gözünde büyütüyor sanırım. Para mı? Ya para olduğunu zannetmiyorum sadece. Sadece para değil. Mesela ben televizyoncudan da çok çapkın olduğunu duyuyorum. Bunda var mı bir doğruluk? Sana sorayım. Ya televizyonculukta şu var. Ben hayatım boyunca yapmadım da. 2-3 tane kız, güzel kız alıyorlar. Seni şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöhret yapacağım, bilmem ne yapacağım. Televizyona çıkacağım, magazına çıkacağım. Bir şey yapamıyorlar tabii ki yani. Evet, evet. Bir nokta yapamıyorlar, affedersin yani. Ama işte futbolcuları seviyorlar. Yani bu para da olabilir, şöhreti de olabilir futbolcunun. Ya da arkadaşlarına ben bu futbolcuyla beraber oldum ya da takıldım diye. Şimdi bak ben televizyoncuyum. 14 senedir menajerlik yapıyorum. Kadir Balık olarak benim kim bir şey söyleyecekse suratıma söyleyecek. Yani iyisiyle kötüsüyle bilmem ne. Televizyonda 3 tane proje yaptım. Biri burada yoktun sen. Kadir Balık'la Çat Kapı'da X bir televizyonda pijama programı. Ünlüler bile pijamalı geliyordu. Sonra bir Ramazan programı yaptım. Gene yapacağım. Şimdi bu formatta yapıyorum ama ilk defa evlere gidiyorum. Dışarıda çekiyorum ama ilk defa seninle stüdyoya çektik ki sana nasipmiş. Senin Kadir abi, senin diyalogların çok olduğu için ve herkesle aranıyor. Ben seni çok yakından tanıdığım için, sen mesela şimdi bana deseydin Ersen gece geliyorum senin evine pijama şeyi falan, biz sana hayır diyemeyiz mesela. Aynen. Bir şekilde buyur abi gel ya da kim olsun başka yanımıza falan deriz. Ama o neden biliyor musun? Fazla dobro olmaktan veya samimiyetten doğuyor değil mi abi? Hem o, bir de zarar vermiyorsun. Mesela az önce bahsettiğin insanlar var ya, menajerler onu seni oraya yönlendiriyor, buraya yönlendiriyor. Ben mesela senin hiç bana arayıp da şey dediğini duymadım mesela. Gelersen oraya gidelim, gece gidelim, bak şurada açılış var ya da şuraya gidelim dediğini görmüyorum. Kullanmak oluyor. Kullanmak oluyor yani. Senin yani onu şey yapabilecek, onu Türkiye'de yapabilecek en insanlardan biri de sensin. Çünkü çoğu ünlüleri tanıyorsun. İstersen bunu çok iyi kullanabilirsin. Ama futbolcuları bence bu yakadaki, şimdiki futbolcuları hem kulüp müdürleri, yani onlarla gezen adamlar, kim ne diyorsunuz onlara, farklı yanlış yerlere yönlendiriyorlar. Şimdi bakıyorsun geçtiğimiz günlerde bir olay oldu. Olay hiç gidiyor. Bütün futbolcular oradaymış. Maç bitmiş, oraya gitmiş. Hı. Bu doğru değil aslında. Ya tabii o bir şey, büyük bir tarihsizlik bence. Futbolcular orada, kızlar da altında. Şey mi bahsediyorsun? Ya o talihsizlik, alkol var işin içinde. Ya, o ona baktı, bu bana baktı diye olan bir geçen bir hadise. O her zaman oluyor. Yani bu biraz ateş etmişler, silah aldı falan filan. Çatışma olduğu için bu kadar basına yansıdı. Yoksa gece aleminde çok olan şeyler bunlar. Peki Beşiktaş'ta Guti vardı. Evet. Gece alemini bitirdi, kendi de bitti gitti.
Guti biter mi şimdi kadar? Şimdi Guti adam. Guarizma yani, harikalar yaratıyor Porto'da. Yani Guti zaten 35-36 yaşında bir adam yani sonuçta. Şimdi bir de Türkiye'de böyle bir bakış açısı var. 36 yaşında futbol bitmeye yakın, kötü bir yerlerde oynuyorsan ya da bırakmışsan, aa bu gece hayatına. Guti... Unutma lafını. Ne? Kadir Balık'la Çat Kapı birazdan, reklamlardan sonra devam edecek.